Merhabalar. Medyaskop izleyicilerini sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Uluslararası ilişkiler alanında tabii ki çok fazla sayıda olay yaşanıyor, kritik olaylar, krizler yaşanıyor. Biz bugün bu olayların çoğunun içinde yer alan, fiili aktörü olan veya yakınında bulunan Çin Halk Cumhuriyeti'ni dört başı mamur bir şekilde ele almaya çalışacağız, değerlendirmeye çalışacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Çağdaş Üngör, uluslararası ilişkiler ve Çin uzmanı. Aslında Fatih Ceylan arkadaşımla belirli bir sinopsis çerçeve çıkardık. O çerçeve üzerinden konuşmamız seyredecek. Şimdi ben sözü Fatih'e devrediyorum. Hem Çağdaş hocamızın tanıtımını yapması için hem de belirli konuları bize yani gündem maddelerimizi aktarması için. Buyur Çok Fatih. teşekkür ederim. Ben de öncelikle bugünkü program için davetimizi kabul edip bizlerle birlikte olan Marmara Üniversitesi'nin değerli akademisyenlerinden Profesör Doktor Çağdaş Üngör'e hem müsaadenle senin adına hem kendi adıma çok teşekkür etmek istiyorum. Kısacık bir tanıtım CV'si belki paylaşmakta yarar var seyircilerimizle. 2009 yılında New York Eyalet Üniversitesi'nde Binghamton Tarih Bölümünde Mao dönemini incelemiş hocamız. Daha sonra dil öğrenim ve araştırma için Çin'in Wuhan ve Beijing kentlerinde bulunmuş ve çalışmaları Çin dış politikası ve Asya Pasifik bölgesindeki uluslararası ilişkilere odaklanıyor. Böyle kısacık Çağdaş hocamızın müsamahasına sığınarak bir tanıtımda sözlerimize başlamış olalım. Yani Türkiye'deki az sayıda Çin Evet. uzmanından biri, Aynen. hepsi çok değerli, ama maalesef bu sayı çok sınırlı. Rusya Evet. konusunda da maalesef uzman sayımız, sahici uzman sayımız sınırlı. Ama Çağdaş Hoca ile birlikte olmaktan çok memnunuz ve hemen konuyu işlemeye başlayalım. Tamam, evet. Gerçekten yazılarını, analizlerini benim de yakından takip ettiğim ve takdirle izlediğim değerli bir akademisyenimizle bir aradayız. Sevgili meslektaşım Aydın'ın da söylediği üzere üç ana bölümden oluşan bir çerçeve üzerinden bugünkü programı söyleşiyi veya yapmak istiyoruz. İlk ana başlık olarak Çin'e dair analizler, gözlemler ve algılar üzerinde bir parça duracağız. Bu hem belki Çin'in ve Çin halkının kendilerine bakışı hem de dış dünyanın bakışı itibariyle. Daha sonra küresel ve bölgesel düzlemde Çin'in rol ve konumu üzerinde bir parça görüş alışverişinde, daha doğrusu Çağdaş hocamızın görüşlerini dinlemek istiyoruz, arzuluyoruz. Son başlık olarak tabiatıyla Türkiye-Çin ilişkileri ve bu ilişkilerin geleceği üzerinde değerli görüşlerini bizimle paylaşırsa memnun olacağız. Uygur konusu dahil. Tabii elbette. Yani Türk-Çin ilişkileri deyince Uygur konusuna değinmemek zaten büyük hata olur, eksik Uygur olur. ve Bana... Türk azınlıklar, Tabii. oradaki diğer Tabii. Türk azınlıklar. Şimdi Çağdaş hocamızın izniyle önce Çin'e dair analizlerin, gözlemlerin ve özellikle Çin Komünist Partisi ile Çin toplumunun kendilerine bakış açısı konusundaki görüşlerini ve tabii geleceğe dönük beklentilerini bizle kısaca paylaşırsanız çok memnun olacağız. Buyurun hocam, söz sizindir.
Öncelikle davetiniz için ve nazik sözleriniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten sizin gibi iki deneyimli büyükelçiyle burada olmak keyifli benim açımdan da. Yani işin çünkü pratik yönünü akademisyenler hiçbir zaman çok yakından, biz dışarıdan takip ediyoruz ama içeriden bilemiyoruz. Dolayısıyla sizinle diyalog kurmak da benim açımdan çok önemli. Şimdi ÇKP, yani tabii ÇKP'nin Çin'e bakışı ya da Çin dış politikası ya da siyaseti şekillendirmesiyle hani Çin halkının partiye ya da devlete, hükümete bakışı gibi, bunu önce birbirinden ayırmak lazım. Ama tabii bizim elimizdeki bütün veriler, yani nasıl diyelim, hem batılı şirketlerin olabildiğince hem de işte Çin'de olan kamuoyu yoklamaları, elimizde hani bir takım veriler var. Yani genel olarak mesela hükümete güven ne düzeyde? Çin halkı kendi kurumlarına, mekanizmalarına, işte devlet erkine nasıl bakıyor diye gördüğümüz zaman çok ciddi, belki dünyanın başka yerlerinde olmayacak kadar bir güven hissi olduğunu görüyoruz. Yani neredeyse %85-90'lara varan, bazen daha çok, yani yıllara yayılmış olarak farklı farklı neticeler var tabii, ama işte nasıl diyelim, Çin'de her 10 kişiden 8'inin ya da 9'unun hükümete güven duyduğu gibi bir tablo çıkıyor ortaya. Burada tabii bir şerh düşmek lazım. Çin'de zaten hükümete güven duymazsanız dahi, diyelim duymuyorsunuz, bir vatandaş olarak bunu dile getirebilir misiniz ya da bir anket şirketine bunu bu şekilde aktarabilir misiniz? Muhtemelen hayır. Dolayısıyla bu kamuoyu yoklamalarının ne kadar güvenilir olduğuna dair ancak bir takım tahminlerde bulunabiliriz. Yani bu 10 kişiden hakikaten kaçı hükümete belli bir güven duyuyor vesaire. Çünkü bunlar dediğim gibi dünya ortalamalarının çok çok üzerinde rakamlar. Öte yandan biz neye bakabiliriz, yani akademisyenler olarak dışarıdan yapabildiğimiz gözlemler neticesinde 1989 yılından beri Çin'de rejimi değiştirmeye yönelik ya da hani Beijing merkez hükümetine yönelik, yani ÇKP üst kadrolarına ya da yani bu en merkezi, en tepedeki kişilere ya da kurumlara yönelik bir kalkışma olduğunu görmedik diyebiliriz. Yani yanlış anlaşılmasın, Çin'de her yıl binlerce, bazı istatistiklere göre 10 binlerce protesto oluyor. Ama bunların çoğu yerel ölçekte, köy kasaba düzeyinde ve işte toprak gasplarına ya da işte kentsel dönüşüm projelerine vesaire ya da işte daha alelade yolsuzluk, küçük ölçekli yolsuzluk hikayeleri etrafında oluyor. Bunun bir istisnası, yani büyük bir istisnası 1989'dan sonra, belki de yani bizim gibi dışarıdan gözlemleyenlerin dikkatini bu kadar büyük ölçüde çeken ikinci bir vaka oldu. O da işte son, hatırlayacaksınız, 1-2 yıl önce sıfır vaka COVID dönemindeki bu muazzam, işte herkesin hayatını muazzam ölçüde kısıtlayan şeylere, önlemlere ve yıllardır süren, yani dünyanın geri kalanının yaptığından çok daha uzun süreli oldu ve çok daha geniş kapsamlı oldu ve bunlar bir nebzeden sonra, bir noktadan sonra Çin halkının yani nasıl diyelim, sabrını tüketti ve ilk defa, belki 1989 Tiananmen olaylarından beri ilk defa biz çok farklı kentlerde ve çok nasıl diyelim, birbirinden bağımsız olarak, yani bir lider yok, ortada bir kümelenme yok, herhangi bir örgüt yok. Yani parmağınızı koyduğunuz zaman bulamayacağınız tarzda ve çok yaygın şekilde farklı farklı kentlerden, daha ziyade büyük kentlerde, ama yani işte güneyde de var, kuzeyde de var. İşte Çin'in toprak parçası olarak ne kadar büyük olduğunu düşünecek olursak, çok ciddi bir şekilde ve dediğim gibi yerel ölçekte, köy kasaba düzeyinde, o küçük düzeydeki otoritelere değil, bizzat Xi Jinping figürüne, ÇKP'ye, yani yukarıda politbüroya, merkezileşmiş iktidara yöneldiğini gördük. Ve bu bir anlamda çok, nasıl diyelim, öngörülemez bir durumdu. Ve tabii çoğu gözlemci de, ben de dahil, buradan ne çıkaracağımızı
bilemedik. Çünkü genellikle olan şey şudur. Bir kalkışma ya da protesto bu şekilde olduğu zaman büyük ölçüde bunun şiddet yoluyla bastırıldığını görüyoruz. Yani orada güvenlik güçleri devreye girip iyi ya da kötü bunu çok kısa vadeli bir şekilde bastırıyor ve artık oradan o toplumsal gerilimin en azından gerisi gelmiyor gibi bir tablo oluşuyor. Ama burada çok nasıl diyelim, o dediğim gibi ince denge, yani bu bastırılacak mı yoksa farklı bir neticeye mi, yani bu neticede biraz ucunu bıraksanız belki çok daha büyük devrimsel bir kalkışmaya, yani belki bir demokratikleşme hamlesi ya da bir nasıl diyelim ucunu göremediğimiz çok daha büyük bir toplumsal harekete dönüşebilecekken bir anda ÇKP'nin orada radikal bir hamle yaptığını ve sıfır vaka politikasından neredeyse bir gün içinde, bir iki gün içinde vazgeçtiğini gördük. Yani aslında geri adım atmış oldu ÇKP. Bu da bize şunu söylüyor aslında, yani burada Çin Halk Cumhuriyeti'nin neticede yani bir tek parti rejimi olduğunun, burada bildiğimiz anlamda bir nasıl diyelim, bir hukuk devleti ya da demokratik normlar, şunlar bunlar olmadığı zaten çok açık. Bunları sosyal bilimci olarak da, diplomat olarak da tartışılacak bir tarafı yok. Ancak şu var bence önemli olan, yani burada hem Çin halkının ÇKP'ye bakışını hem de ÇKP'nin bu işi nasıl sürdürebildiğini. Çünkü 1989'a geri dönecek olursanız Çin'in etrafındaki ve müttefiki kabul ettiği ya da nasıl diyelim, yani benzer bir rejime sahip olduğu pek çok yerde, Doğu Avrupa'da, Sovyetler Birliği'nde vesaire bu sistemin çöktüğünü gördük. Yani bütün komünist partileri kapılarını kapatırken, mecburen bir dönüşüm içine girerken, Çin Komünist Partisi bir şekilde kendisini sabit tuttu ve bugüne kadar getirebildi. Bu aslında bir anomali. Yani o dönemin şartlarına bakacak olursanız ve belki dediğim gibi, yani 1989 Haziran'ına dönecek olsak pek çoğumuz, muhtemelen ben de dahil, ÇKP'nin gidici olduğunu düşünürdük. Yani bütün, çünkü dünya kontekstine bakıyorsunuz, her yerde olan bu. Zeitgeist dedikleri, yani o dönemin ruhu vesaire demokratikleşmeye doğru gidiyor ya da en azından tek parti rejimlerinin sonunu getirecek büyük bir ivme var. ÇKP bundan kendini muaf tuttu. Hadi diyelim birkaç sene muaf tuttu, onu da belki yadırgamazdık. Ama sene 2024 olmuş ve ÇKP hala iktidarda ve iktidardan gideceğine dair ya da Çin'de daha farklı bir rejime evrilebileceğine dair Çin'in benim gördüğüm kadarıyla en ufak bir, yani bugünden yarına en azından, tabii orta vadeyi hiçbirimiz bilemeyiz ama böyle yakında bir gündem yok. Burada yani o Covid sıfır vaka politikasına geri dönecek olursak şeyin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ÇKP evet bir baskı rejimi var, ciddi anlamda kısıtlamalar vesaire var ama tansiyonun çok büyük ölçüde yükseldiğini gördüğü zaman, yani bunu merkeze yöneldiğini ve gerçekten önü alınamayacak denli bir meşruiyet krizine dönüştüğünü gördüğü zaman ya da bunu hissettiği zaman kendine göre bir takım esnek önlemler alıyor. Yani kendisini bildiğimiz anlamda ceberrut bir devlet şeyinde değil, yani o bildiğimiz totaliter mekanizmalar vesaire değil. Her zaman bu dengeyi bir şekilde kendince koruyabilecek, buna ekonomi de dahildir mesela. Yani Çin'de ekonomik kalkınmanın ya da büyümenin, o rakamların falan bu kadar önemli olmasının, tabii ekonomi her ülke için önemli, yani ekonomik büyüme, işsizliğe çare bulmak, istihdam, ihraç, ithalat, ihracat rakamları, şunlar bunlar, ama ÇKP için kendi meşruiyetini devşirmek ve devam ettirmek anlamında da çok önemli. Çünkü dediğim gibi, yani burada halkın mesela muhalif bir duygusunu ya da çok tezat giden başka bir düşüncesini kanalize edeceği başka bir yer yok. Yani bir muhalefet partisi olmadığı için ya da farklı ya bildiğimiz anlamda bağımsız yargı vesaire. Ya aslında bu sistemi çok kılıyor, bir anlamda da kırılgan. Çünkü fazla bastırırsanız bu sefer patlama riski var.
Ve onu bence yani bugüne kadar nasıl kaldı işte, ya da bu diyelim hani 85'li 90'lı belki rakamlar iddialı olabilir, kamuoyu yoklamaları vesaire, ama neticede bir toplumsal patlama ya da muazzam bir dönüşüm geçirmeden Çin'i bu şekilde tutabilmesi de kendi içinde zaten hani incelenmesi gereken bir vaka. Bu anlamda da o dediğim şeyin, esnekliğin ya da en azından halk benden ne bekler ya da Çin toplumu şu açılardan ne tarz bir gerilime tahammül edebilir ya da işte bunun bamteli nedir vesaire gibi. Yani yukarıda politbüro düzeyinde bunların çok ciddi şekilde incelendiğini ve daha bir şey patlama noktasına gelmeden çaresinin bulunmaya çalışıldığını düşünüyorum ben. Hocam çok teşekkürler. Yani komünizmin sadece ismini tutan totaliter bir parti iktidarı olarak tanımlayabiliriz bütün bu söylediklerinizden. Elbette her totaliter rejim gibi meşruiyetini tehlikeye atacak risklere karşı tedbirlerini alıyor ve rıza üretmekte zorunda. Bu bütün totaliter rejimlerde görülen, rastlanılan bir şey. Şimdi bu tabii bir uluslararası ilişkiler programı olduğu için aynı zamanda bizim belki Türkiye'de üzerinde fazla düşünmediğimiz bir konu bu ÇKP, yani Çin'e hakim olan iktidar yapısı Çin'in dünyadaki konumunu nasıl görüyor? Geleceğe dair hedefleri ne? Bunun üzerinde durabilir miyiz lütfen? Yani ÇKP aslında hani kendi dış politikasını herhalde nasıl şekillendiriyor, değil mi bu imaj? Evet, yani bir dış politika tahayyülü nedir? Yani Çin'in özel, tabii bu doğrudan Çin'in, çünkü Çin herhangi bir ülke değil, bir süper güç olma iddiasındaki bir ülke. Hatta lider ülke konumuna gelme iddiasını taşıyan ve besleyen bir rejim. Dış politika tahayyülü, dünyadaki konumu ve bu konumun geleceğine ilişkin projesi, ufku nedir? O çok önemli bana kalırsa. Şimdi şey, hep bu klasik bahsedilen şey, Çin'in hani 19. yüzyılda utanç yüzyılı olarak anılan Çin açısından, işte Çin'in yarı sömürge haline getirildiği, işte İngilizler, Fransızlar, işte Afyon Savaşları ve sonrasındaki hani bildiğimiz hikaye ve sonra tabii Japon emperyalizmi dönemi var. Toprak bütünlüğünün tamamen yani parçalanması, yani aşağı yukarı nasıl diyelim, yani 19. yüzyılın ortasından 20. yüzyılın ortasına kadar çok ciddi bir iç karışıklık dönemi, farklı farklı nedenlerle. Burada dış faktörler de var tabii, dış güçler, ama içeride de bir sürü başka iktidar kavgaları var. Neticede çok ciddi, yani Çin'in aslında kendi toprak ve nüfusunun şey yapmadığı, çünkü nüfus olarak ve toprak nasıl diyelim ölçüsü açısından baktığınız zaman Çin her zaman çok büyük bir ülkeydi. Yani dönemine göre kıyaslayınca, tarih, kendi tarihsel konteksi içinde her zaman büyük bir ülkeydi. Ama o büyüklüğüne denk gelecek, paralel olacak bir güce hiçbir zaman sahip olmadı. Yani bunu 20. yüzyılın ortalarına kadar da belki getirebiliriz. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra da epey bir süre diplomatik izolasyon içinde aslında yaşıyor ve 50'lerden sonra zaten Sovyetler Birliği'yle de bir ayrışma var. Yani aslında sosyalist bloktan da dışlanıyor. Zaten Amerika ve işte batılı ülkelerle arası yok vesaire. Aslında hani ve şeylere bakalım, mesela ekonomik parametrelere baktığınız zaman 70'li yıllarda Çin aslında hiç bugün konuştuğumuz gibi, yani dünya gayri safi yurt içi hasılasından aldığı pay vesaire, o makro değerlere baktığınız zaman 70'li yıllarda
Yani Çin alelade bir üçüncü dünya ülkesi. Belki hani kendisinden çok daha ufak vesaire. Şimdi 21. yüzyıl ama 21. yüzyılda belki kendi içinde dönemleştirmek, ayırmak icap eder. Çünkü biliyorsunuz Deng Xiaoping döneminde, yani bu reformların aslında babası olan, ben bazen hani Çin'in Turgut Özal'ı diyorum kolay anlaşılsın diye. Çok ciddi çünkü bir dönüşüm getiriyor. Deng Xiaoping'den bugüne kadar, yani ondan sonra gelen işte Jiang Zemin, Hu Jintao vesaire dönemlerinde evet Çin çok ciddi bir atılım sergiliyor. Ekonomik anlamda büyüyor, çift haneli büyüme rakamları vesaire. Ama dış politikaya baktığınız zaman hiç bugünkü gibi, yani Xi Jinping dönemindeki gibi böyle iddialı, ben her yerde varım. Başta yani Asya coğrafyası, hani Güney Çin Denizi, kendi alanımda, bölgemde, ama hani bütün dünyada varım. Mesela teknoloji alanında, şurada, burada, yani her yerde kendi, Birleşmiş Milletler'de kendi, nasıl diyelim, iddiasını, adını, kendi hikaye versiyonunu diyelim, kendi imajını öyle her yerde dayatmaya dönük çok fazla bir şey içinde görmüyorsunuz Çin'i. Çok daha mütevazi, hatta işte biliyorsunuz Çin'in yükselişi diye dışarıda bir hikaye varken, çünkü 90'larda yani 11 Eylül olmadan önce Amerika'daki temel korkulardan birisi, yani Amerikan elitleri nezdinde, siyasi elitleri nezdinde Çin'in yükselişiydi. Yani Çin'in yükselişi bir tehdit olacak mı vesaire. Sonra tabii 11 Eylül araya girdi ve 10 yıllık bir dönemde odak noktası değiştiği için tehdit algısı Çin o kadar vurgulanmadı. Hatta Çin bunlara karşı hani dost bile olur gibisinden bir anlayış vardı. Evet, Dünya Ticaret Örgütü'ne kabul edilmesi filan da o döneme rast geliyor zaten. Yani, dünya ekonomisiyle entegrasyonu. Angajman siyaseti vardı. Yani 2000'li yılların AB için de böyledir. Yani Avrupa Birliği için de, Amerika Birleşik Devletleri için de. 2000'lerin ilk 10 yılı falan, hani biz Çin'i dünyaya entegre edebiliriz. Ve bu tarafta da hani 2000'lerin başından itibaren Çin yükseliyor ama biz hala gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bakın işte kişi başına düşen gelirimize hala işte bir nasıl diyelim, bir üçüncü dünya ülkesi şeyinde. Afrika'ya, Latin Amerika'ya her gittiğinde bir Çinli diplomat bunları vurgulardı. Yani biz de sizin gibiyiz. Yani bizim dertlerimiz de sizinle bir, farklı değiliz. Biz bir süper güç değiliz. Hegemon haşa zaten değiliz gibi. Ve bu Xi Jinping dönemine kadar devam etti. Hı hı. Xi Jinping döneminde bir şey görüyoruz. Yani bunun çok fazla veçesi var. Yani kuşak ve yol projesinden tutun. İşte Çin rüyası diye bir şey ortaya atıldı. Çin'in mesela 2025 yılında ileri teknoloji sahasında bir lider olacağı konuşulmaya başladı. Aynı şekilde Güney Çin Denizi'nde, yani bu tabii haritalar falan onlar eskiye gidiyor. Hiçbiri yeniden, hani Xi Jinping döneminde yapılmış şeyler değil ama bu suların Asya'daki, yani Çin'in liderlik ve askeri sahada da var bu. Yani sert liderlik anlamında da söylüyorum. Bütün bu Asya'daki çok ciddi hamleler, yani buranın hamisi benim, bölgesel lideri benim, benden, yani Amerika fazla buraya karışmasın, biz burada kendi işimizi bir şekilde kendimiz halledeceğiz, kendi aramızda gibisinden. Bunlar aslında 2013 yılını baş alırsak ya da 2012 diyelim, ama yani son 10-12 yılın, 10-13 yılın eseri, yani bu Çin dış politikası. Şu anda da baktığımız zaman görünen tablo şu: yani biz bu utanç yüzyılının bir anlamda, hani bunlar tabii hiçbir zaman söze dökülmüyor, yani bunu bir diplomatik metinde ya da bir deklarasyonda yazılı olarak hiçbir yerde göremezsiniz, ama bu utanç yüzyılının bir anlamda intikamı ya da rövanşı diyebileceğimiz yepyeni. Ya sadece rövanşizm mi hocam? Sadece rövanşizm mi? Yani sürekli olarak buna atıfta bulunuluyor. Ama bu sadece bir hani retropya veyahut da bir nostaljinin ifadesi veyahut da bir rövanşizmin tezahürü olarak mı değerlendirilmeli? Yoksa biriken bir gücün
kendisini açığa vurması olarak mı görülmeli? Yani bu tabii rövanşist kısmı ben şey anlamda kullanmıyorum. Hani Amerika'da ve Avrupa'da kullanıldığı şekliyle bu hani rövanşist dediğiniz zaman 2. Dünya Savaşı'nın öncesindeki Almanya ya da Japonya gibi bir davranış bekleniyor o zaman. Yani sanki Çin bütün dünyayı karşısına alacak ya da işte başta kendi komşuları olmak üzere bir şey işgale başlayacak gibisinden. Öyle bir rövanşizm değil benim kastettiğim. Ama muhakkak ki bu eski anılar, yani bizdeki yani Afyon Savaşları'nı bizdeki Sevr Anlaşması'na aşağı yukarı yani şey yapmak için, anlamayı kolaylaştırmak için hissiyat olarak yarattığı şey bu. Dolayısıyla hani kamuoyunda ya da şey düzeyde, yani Çin dış politikasında herhangi bir şey yaptığı zaman neticede o düşman imgeleri, buradaki düşman imgesi birincisi artık Amerika Birleşik Devletleri çok açık bir şekilde Çin açısından da, yani bu iç kamuoyunda da çok pişirilen bir şey. Ama ikincisi Japonya mesela. Çünkü Japonya ile çok ciddi bir şey var. Yani 2. Dünya Savaşı hesabı olduğu için onlar sürekli 90'lardan itibaren sürekli bunlar, yani rövanşizm derken bir anlamda bu eski tarihsel arka plan diyelim. Her zaman için kullanıma açık iç politikada ya da zaman zaman diplomatların anlayışını ve karşı tarafa bakışını şekillendiren unsurlar olması açısından bence önemli. Ama bu demek değil ki Çin bütün dünyayı karşısına alacak ve tıpkı işte 30'ların Almanya'sı ya da Japonya'sı gibi böyle bir yani dünyayı içinde değil kuracak. Evet. Yani, ben öyle bir şey görmüyorum. Saldırganlık içermeyen ama ihtiraslı ve zorlayan bir Çin'e özgü bir revanşizm tanımı belki yapılmış oluyor bu çerçevede. Evet, yani askeri bir şey ben beklemiyorum dediğim gibi. Ufak tefek kendi bölgesinde, tabii bugün işte Filipinlerle girdiği şey kendi bölgesi daha ziyade Asya şeyinde. Tabii Tayvan çok önemli bir konu. Yani Tayvan'ın ne kadar ısınabileceğini bence kimse öngöremiyor şu anda. Hani hep ön planda ve Amerika Birleşik Devletleri de olduğu için işin içinde. Bu yani birkaç istisna hariç, bunlar gibi birkaç istisna hariç ben Çin'den yani bir rövanşizm diyorsak adına askeri anlamda, yani böyle bir işgal senaryosu, haritaların değiştirilmesine yönelik bir atılım kesinlikle beklemiyorum. Şimdi zaten Çin'in özellikle Xi Jinping'in iktidara gelmesinden sonra yayınladığı temel güvenlik belgelerine baktığımızda ABD'yi askeri anlamda karşısına almaya dönük bir kurgu karşımıza çıkmıyor. Çok net. Bir rakip olarak kabul ediyor ve ilan ediyor aynı zamanda. Ama bunu çatışmaya dönüştürme eğiliminde olmadığını da ortaya koyuyor. Yani ben Çin'in ciddi anlamda güvenlik belgelerini inceledim. Şimdi bu Filipinlerle son dönemde artan gerilimler, işte Doğu Çin Denizi'nde zaman zaman Japonya ile olan bir takım tansiyon yükselmesi vesaire. Bunu açıdan baktığımızda tamam da hocam, bu Tayvan meselesi, tabii Tayvan'la birleşme konusu aslında Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu ülkü Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar gidiyor. Bu da yeni bir ülkü veya hedef değil. Öyle söyleyelim. Buradan yola çıkarak, çünkü şöyle yorumlar da veya analizler de yapılıyor. Eminim siz de takip ediyorsunuz. İşte 2-3 seneye kalmaz orada bir savaş çıkar vesaire, şu bu. Bu tür şeyler var. Yani Çin'le bir şekilde, ne bileyim, kimisi 2026 dedi, kimisi 2027, 2028 diyen var. Savaş çıkar falan. Şimdi bu Tayvan'ı nasıl, bu Tayvan sorunsalını siz nasıl tanımlıyorsunuz? Ben sevgili Aydın'ın güzel bir formülü vardı. Tayvan Çin için kızıl elma mı? Yani hep bir ülke olarak kalacak ama ulaşılması da çok büyük sınamalara tabi olacak bir kızıl elma mı? Tayvan krizi nedeniyle acaba Çin'in belki bölgede diğer gerilimlerle birlikte bir kıvılcımın çakması ve diğer güçlerin işin içine girmesine yol açacak bir süreç karşımızda bulabilir miyiz? Bu konuda acaba neler düşünüyorsunuz? Paylaşabilir misiniz?
Şimdi aslında Tayvan sorunu tabii yani hep var dediğiniz gibi sizin gibi diplomatlara yani haşa anlatmak onları şey yapmak ama belki izleyicilerimiz için yani Soğuk Savaş'a kadar giden bir sorun ve aslında bu birleşme ideali yani Çin'in, Çin Halk Cumhuriyeti'nin diyelim yani Komünist Çin'in o dönemki Tayvan'ı aslında kendi toprak bütününün bir parçası olarak zaten görüyor. Ama hani bunu askeri yöntemlerle tekrar birleşme senaryosu. Bunlar aslında hep denenmiş şeyler. Yani 50'lerde iki tane kriz var. Ve iki krizde de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bayağı bildiğimiz anlamda fiziki anlamda savunmasıyla bir tanesinde nükleer tehdidi var hatta. Yani bir nükleerde Çin'e atalım falan gibi şeyler konuşuluyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri yani bunu şöyle Tayvan-Çin probleminden ziyade Soğuk Savaş'tan itibaren Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki bir üçgen olarak düşünmek lazım. Yani Amerika her zaman bu işin içinde 1950'lerden beri. Nasıl içinde? Oraya zaten bir güvenlik sözü vermiş. Bunları yasalaştırmış. Yani 1970'lerde falan artık. Değil mi? Yani kendi iç siyasetinin iç nasıl diyelim yasalarının bir parçası artık. Şu bilinmiyor tabii. Yarın öbür gün yani diyelim Xi Jinping döneminde veya daha sonra diyelim gerçekten Çin hani silahları oraya koydu ve bizzat bir karantina ve işte işgal senaryosu vesaire. İş o noktaya geldiği zaman Amerika Birleşik Devletleri ordusu orada bizzat gelip Tayvan'ı koruyacak mı? Bunu bir şey olarak nasıl diyelim? Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri bunu şu şekilde buraya kadar getirebildi. 90'larda da biliyorsunuz krizler var başka pek çok. Yani o silahlı askeri aslında tansiyon sürekli yükselmeye teşne. En ufak bir Tayvan'ın bağımsızlığı yani yasal anlamda bağımsızlığı gündeme geldiğinde ya da ima bile edildiğinde yani bir Tayvanlı yönetici kalkıp Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde ve orada kabul edildiğinde dahi bunlar çok ciddi. Yani bir anda füzeler oradan kalkmaya başlıyor ya da uçaklar uçmaya başlıyor gibi. Bunları çok gördük. Ama bu işi bu kadar bizim yani bizim kendi hayatımızda bu kadar tabii can alıcı hale getiren şey bir Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki 21. yüzyıl hatta son 10 yıl diyelim 21. yüzyıl bile değil. Esas olarak yani Obama döneminde başlayan Trump döneminde ciddi bir şekilde tırmanışa geçen ve Joe Biden döneminde de devam eden bir gerilim bu jeopolitik gerilim kimileri yeni soğuk savaş bile diyor. Bu var bir dinamik. İkinci dinamik de Ukrayna Savaşı. Aslında Ukrayna'nın yani Ukrayna işgalinin birebir Tayvan sorunuyla hiçbir ilgisi yok. Ama Amerikan medyası veya Batı medyası bu işi öyle bir noktaya yani o şekilde bir algı oluşturdu ki orada. Yani Rusya bu işi kıvırırsa bir şekilde Ukrayna'yı işgal edip haritaları değiştirip hiçbir tepki görmeden dünyaya bunu kabul ettirirse yarın öbür gün Çin de bunu Tayvan'da yapar. Hatta şey yani mesela Tayvan'da tek tük de olsa yani bunlar tabii ekstrem örnekler kitlesel şeyler değil ama Tayvan'da gidip Ukrayna'ya savaşan militan asker bile var mesela gönüllü. Çünkü hani bu, o kadar büyük bir koşutluk paralellik kuruldu ki bu iki olay arasında ki hani bizim gibi tabii Soğuk Savaş'tan beri bu işin gelmişini geçmişini bilen insanlar için hani Ukrayna Savaşı nasıl diyelim bir dipnot olabilir hani tarihte belki Tayvan krizi için. Çünkü Tayvan tamamen hani Çin ana karasındaki esas olarak iktidar mücadelesinin bir sonucu ya da iktidar mücadelesi var hani milliyetçiler ve komünistler arasındaki iktidar mücadelesi bir de ne var paralel olarak Japonya'nın bakiyesi. Yani Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yenildikten sonra biliyorsunuz hani Tayvan daha önceden yani Japonya sömürgesi sonuçta. Japonya yenilip buralardan çekildikten sonraki belirsizlik. Aynı şeyi Güney Çin Denizi için de söyleyebiliriz mesela. Yani o aslında Japonya yenildikten sonra hangi toprak kime iade edilecek kavgası hiçbir şekilde hani nihai bir çözüme ulaşmadığı için
bugünlere kadar. Yani ortada birçok faktör var. Bence dediğim gibi Ukrayna krizi, biz bu nedenle bunu çok tartışıyoruz. Ukrayna krizinin ben birebir, yani Çin karar alıcıları açısından da birebir bir ders niteliği taşıdığını düşünmüyorum. Çünkü evet, yani Rusya'nın arkasında duruyorlar ve durmak da zorundalar. Ama açıkçası Beijing'de hiç kimsenin Putin'e ya Ukrayna'yı işgal et çok iyi bir fikir ya da biz bu işi sonuna kadar seni destekleriz, yak gemileri vesaire dediğini hiç zannetmiyorum. Yani Çin bu çok şekilde... önemli hocam. Burada müsaadenizle biraz duralım. Bu çok önemli. Biraz önce sözünü ettiğiniz paralellik, Tayvan-Ukrayna paralelliğini de değerlendirirken aslında çok hassas olmak lazım. Bir takım şeyleri de gözden kaçırmamak lazım. Şimdi bir Ukrayna kimliği ve bir Rus kimliği çatışması var. Ukrayna'da bir Ukrayna kimliği yaratma mücadelesi var ve kabul ettirme mücadelesi var. Tayvan'da öyle bir şey yok. Tayvanlı ben Çinliyim diyor. Öyle değil mi? Yani onun bir tek Çin politikası en azından ilkeler bazında Tayvan'ın da vazgeçmediği bir ilke. Siyaseti itibariyle. Oysa Ukrayna'da durum çok farklı. Ukrayna'nın bir tek Rusya politikası yok. Yani bu özellikle Batı basınında bir takım paralellikler kurulurken bunlar göz ardı ediliyor. Ama sizin mutlaka bu sohbette işlememiz gereken bir konu. Çok güzel bir geçiş yaptınız. Çin-Rusya ilişkileri, özellikle Ukrayna krizi odağında bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü biraz önce sözünü ettiğiniz yıllardan beri, yani 2010 BRICS daha önce kuruldu tabiatıyla, ama Rusya-Çin ilişkilerinin özellikle ekonomik, enerji alanında da, ekonomik boyutta da kuvvetlenmeye başladığı 2010'lu yıllarda Rusya ister istemez hep junior partner durumundaydı. Yani küçük ortak durumundaydı. Ve Çin o yıllarda da, Fatih de bunu çok iyi bilir, Çin o yıllarda hep yukarıdan bakıyordu Rusya'ya. Yani ona küçük partner olduğunu hissettirerek bakıyordu. Bunu hatta belki bir detay, satın aldığı hidrokarbon veyahut da gaz fiyatlarının müzakeresine dahi yansıtıyordu. Yani bu kadar detaya inerekten söylüyorum. Ama sizin tabii burada katkınız çok önemli. Çin Rusya'ya nasıl bakıyor? Rusya ile ortaklığına nasıl yaklaşıyor? Ve Ukrayna Savaşı'nı gerçek anlamda nasıl değerlendiriyor? Ben de küçücük bir parantez açayım mı burada, müsaade ederse Çağdaş Hocamız? Yani bu sınırsız ortaklık dendi işte. Pekin'de kış olimpiyatlarına gidildi. Böyle ortak açıklamalar vesaire, şu bu. Bu sınırsız ortaklığın ölçüsü ve sınırı nerede? Yani asıl soru bu bence. Bir diğer husus da belki biraz spesifik bir şey olacak ama Çin'in kuşak ve yol projesinin son zamanlarda bir takım darboğazlara girdiğini görüyoruz, okuyoruz çeşitli analizlerde. Bunun uzun vadede Rusya'yı devre dışı bırakan bir mahiyet kazanması halinde etkisi ne olur Çin-Rusya ilişkilerine? Çok teşekkürler hocam. Şimdi arada unutabilirim, bana hatırlatın lütfen. Yani tabii çok, hani hem geniş bir konu hem de Ukrayna krizi bence çok ciddi bir orada kırılma yarattı. Ben tabii kendim birebir gözlemci olarak 2000'li yıllarda ya da belki biraz daha öncesine de giderek, çünkü bu aslında Rus
Çin ortaklığı dediğimiz şey, yani şimdi içimizden biri mesela Soğuk Savaş döneminde bir anda, yani diyelim aradan hiç zaman geçmedi, işte 70'lerde bir şey dinliyor, bir hikaye dinliyor, Rusya-Çin arasındaki geçen bir hikaye. Sonra bir anda diyelim 2024 senesinde uyanıyor uykudan vesaire. Yani büyük bir şok geçirirdi. Çünkü hani Soğuk Savaş'ta Rusya ve Çin özellikle hani 60'lı yıllarda ama 70'li yıllarda giderek yani neredeyse Sovyetler Birliği Amerika Birleşik Devletleri'nden daha büyük bir tehdittir noktasına gelmişti Çin Mao döneminde, Mao ölmeden önce. Şimdi bu ortaklığı o yüzden çok şey düşünmemek lazım. Yani sanki ezel ebed Rusya ve Çin her zaman ideolojik olarak ya da ekonomik anlamda farklı farklı jeopolitik açıdan hep ortaklardı, hep aynı yerden bakıyorlardı gibi bir şey yok ortada. Ve bugün dahi yani neticede bu iki ülkede güçlü devlet geleneklerinden gelen ülkeler. Yani Çin'in belki hani 19. yüzyılı çok iyi geçmedi ama bu yani 2000 yıllık belki dünyanın başka yerlerinde göremeyeceğimiz çok ciddi bir devlet geleneğinin temsilcisi ve kendisini başta Asya olmak üzere dünya çapında da yani şeyi hatırlayalım burada hani Zhongguo bugün Çinlilerin kendi ülkelerini seslendirmek için söyledikleri şey orta krallık merkez ülke anlamına geliyor. Yani aslında Çinliler kendilerine yani dünyanın merkezindeki ülke ve onun insanı. Merkez imparatorluğu. Evet onun halkı gibi. Yani bu ne demek? Çok ciddi bu etnosantrik bir şey bakış açısı ve bu. Dediğim gibi ben her şeyi tabii hani binlerce yıllık bir tarihi gelenekle açıklamaya çok şey bir insan değilim. O seven bir insan değilim ama burada çok ciddi bir devlet geleneği, bir devamlılık var. Yani aynı coğrafyada yaşamış olmak, orada genişleyerek yani peş peşe belki aynı devlet değil, şüphesiz çok farklı hanedanlıklar var ama kültürel açıdan en azından yani dildeki devamlılığı düşünecek olursak sadece hani Çince'nin devamlılığı, o karakterlerin binlerce yıllık devamlılığı vesaire. Ya burada çok ciddi bir iddia var. İddialı bir devlet var. Rusya'yı zaten biliyoruz. Rusya bizim komşumuz olduğu için ve sık sık da savaştığımız için yani Rusya'yı zaten daha yakından tanıyoruz. O da çok ciddi emperyal bir gelenek, genişlemiş, başka halklar üzerinde egemenlik kurmuş vesaire. Yani bu iki tarihsel arka plan şu anda konjonktürel olarak şu anda derken dediğim gibi 90'lardan itibaren aslında 90'larda bu yakınlaşmayı mümkün kılan ya da istenir kılan neydi? 90'ları şöyle bir hatırlayacak olursak Sovyetler Birliği gitmiş arada Amerika Birleşik Devletleri tek başına şey kalmış ve işte Irak'a giriyor orada birkaç günde bir savaş yapıyor başka bir şey yapıyor yani hiç rakibi olmayan ideolojik anlamda da başka açıdan da pratik açıdan da hiç rakibi kalmamış tek başına bir süper güç hegemon vesaire ve hem ideolojik anlamda hem dediğim gibi farklı farklı ekonomik askeri nereden bakarsanız bakın iki tarafı da çok ciddi şekilde rahatsız eden bir imge bu yani Amerika'nın kendi başına hiçbir rakibi olmadan ortada işte borusunu öttürdüğü falan bir dönem. Bu yakınlaşma o dönem başlıyor ve işte o dönem kurulan Türkiye Cumhuriyetler bunların sınır anlaşmazlıkları yani bir sınır anlaşmazlığı çatışma olmasın diye orada anlaşmalar vesaire işte Şangay İşbirliği Örgütü'nün hani nüvesi orada atılıyor zaten 90'larda ve aslında şey bir yakınlaşma yani bugün mesela diyelim bu hani şey sorular sorulur ya böyle hani düşünmeyi teşvik etmek için sadece. Amerika Birleşik Devletleri diye bir şey olmasa bugün dünyada yani puf bir anda uçtu gitti diyelim orası Rusya ve Çin'i bağlayan herhangi bir yani ekonomik, pragmatik, ideolojik çünkü hani iki tarafta otoriter belki ama iki tarafında farklı otoriterlik deneyimleri var yani otoriterlikleri dahi aslında çok benzemeyen yani eski sosyalist ülkeler gibi falan aynı kampta görebileceğiniz iki ülke değil. Çok farklı yani sosyal medyayı yönetmelerine bile baksanız hani her şey birbirine. Birinde seçim var öbüründe yok. Yani bir sürü farklı veçesi var. Dediğim gibi yani ben bunun çok konjonktürel bir yakınlık olduğunu düşünüyorum. Karşıda şey belli. Yani iki tarafında düşman ya da rakip bellediği
Ve dediğim gibi Çin aslında bu kelimeleri dahi hiç kullanmıyordu. Burada şeyi de görmek lazım. Yani her şeyin arka planını biraz düşünürken aslında Trump döneminde yani evet Çin'in belli bir iddiası vardı. Kendi dış politikası işte kuşak ve yol vesaire bir iddia ortaya koymaya başlamıştı. Ancak Trump döneminde öyle bir sıkışma mevzubahis oldu ki ve yani bunu tırmandıran taraf Çin değildi. Ben hani yakinen propaganda medyasını falan da takip ettiğim için Çin buna uzun süre direnmek istedi. Bunun da yine pragmatik bir nedeni var. Mal satıyor Amerika'ya. Yani Amerikan pazarına çok ciddi hani bizim hani tahayyül edemeyeceğimiz kadar büyük rakamlarla aslında Amerikan pazarına çok bağlı bir ülke Bir Çin. De yatırımları var. Büyümesi de fonlar. Tabii ki. Büyümesi yani ona bağlı zaten. Yani evet. Kendisini kanıtlaması da ona bağlı. İleriye doğru bir projeksiyon yapması da ona bağlı. Egemen yani, olmak istiyorsa egemen olma iddiasını sürdürebilmesi bir yandan Avrupa Birliği'ne, diğer yandan Amerika'ya ihracatına bağlı. Evet. Dolayısıyla yani aslında Çin hiçbir şekilde mesela yani Çin'e kalsaydı, Xi Jinping'e kalsaydı biz ticaret savaşları diye bir şey muhtemelen hiç duymayacaktık. Yani o Trump'ın yaptığı, ortaya koyduğu bir şey oldu. Amerika'nın bir anda bu ekonomik yani ticaret açığımız var diye, ticaret açığı da yeni olmuş bir şey değil. Yani yıllardır orada ama bir anda Trump geldi ve bunu ideolojik bir çizgiye çekti. Ekonomik güvenlik eksenine bu işi soktu ve ona kendine göre başka işte önlemler aldı vesaire. Ama şuna getireceğim. Yani aslında Çin orada bile yani bugün işte baş rakibi ya da düşmanı sayabileceğimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne dahi çok şey nasıl diyelim olayı tırmandırmayacak ya da çok radikalize etmeyecek bir dış politika izledi. Ama bu bir noktadan sonra tabii Covid dönemi, Trump, ticaret savaşları hepsi bir araya geldikten sonra artık bir, hani yaptırımlar başlamış. Uygur meselesi var tabii, o da yani son dönemin konusu. Amerikalılar için en azından, bizim için öyle değil ama Amerika Birleşik Devletleri gündemine girmesi bu işin de yani bu kamplar vesaire sonrasında oldu. Dolayısıyla şey burada bu kadar böyle ciddi artık sizi yani baş rakibi tehdidi NATO'nun şeyine bile, strateji konsept belgesine bile sokacak kadar ki NATO ile biliyorsunuz yani Çin'in neticede hani Avrupa'da değil, transatlantikle bir alakası yok. Yani çok coğrafi anlamda da hani uzakta ve aslında ilgisiz bir yer olarak görülebilir normal şartlarda. Şimdi karşı tarafta böyle bir cephe açılmışken siz artık Putin, ben şöyle düşünüyorum tabii, bu hani ÇKP içinde bir tanıdığımız hani birebir görüştüğüm kimse, bilgi aldığım kimse yok. Ama okuduğum ve anladığım kadarıyla Putin'in normal şartlarda yani dediğim gibi bu Ukrayna işgali gibi genel olarak da haritayı değiştirmeye dönük. Yani çünkü şeyi biliyoruz en azından, hiçbir şey bilmesek Çin'in daha önce Rusya'nın ilhak ettiği veya işte kukla devlet diyebileceğimiz vesaire farklı farklı yerlerdeki hiçbir yeri tanımadığını biliyoruz. Yani diplomatik evet. Anlamda Çin buraları hiçbir zaman evet burası hani Rusya'nın malıdır ya da işte bu hani şeydir, ben bununla diplomatik ilişkimi bu şekilde bundan sonra resmi şekilde kuracağım, devam ettireceğim demedi. Yani bütün bu sınırsız ortaklık, mesela sınırsız ortaklık olsaydı bu demesi gerekmez miydi Çin'in? Tabii. Yani, örneğin Abhazya ve Güney Ossetya'yı tanıması gerekirdi. Örneğin. Evet. Kırım şey. Yani başından beri öyle. Evet. Diğer bölgeler. Damarımızın da daralmakta olduğunu göz önünde yani, bulundurarak. Sınırsız değil de pratik ve konjonktürel bir ortaklık olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve şunu biliyorum mesela, yani Rus milliyetçileri aslında hani gidip de bir Rus milliyetçisiyle konuştuğunuz zaman işte Rusya'nın mesela ham maddelerinin Çin'e satılıyor olması ya da Sibirya biliyorsunuz nüfus açısından da çok şey bir yer, nasıl diyelim, sapa bir yer ve orada aşağıda bir nüfus hareketi var. Yani Çin'den sürekli oraya tüccarlar vesaire gelip o tarafa bir baskı var oraya ve bunların Daha mesela, Cumhuriyeti Yakutistan aynı şey.
Tabii. Şey yani Rus milliyetçilerinin falan bundan konuştuğunuz zaman bunlardan aslında çok rahatsız olduğunu görüyoruz. Ama hani bunlara hiçbir zaman biz dediğim gibi bir Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında ya da hani bunları New York Times'a vesaire bir demet şeklinde bu gerilimleri görmeyiz, duymayız. Çünkü dediğim gibi kontekst çok farklı ve baş rakip belli ikisi içinde. Şimdi hocam, son konumuza geçelim. Tabii Türkiye-Çin ilişkileri, Türkiye'de Çin nasıl algılanıyor genel anlamıyla, tabiatıyla? Çin'de Türkiye nasıl algılanıyor? Yönetimler nasıl algılanıyor? Buna geçeriz ve buradan da tabii bölgemizde olası bir Türkiye-Çin işbirliği nerelerde tezahür edebilir ve ilerletilebilir? Belki bu konu üzerinde de durup tabii en son Türkiye-Çin ilişkileri dediğimizde, şimdi son dönemde bir gazeteci grubu Sincan bölgesine biliyorsunuz götürüldü. Çeşitli gözlemler okuduk. Bir enteresan tablo ortaya çıkıyor. Sanki hani dünya basınına zamanında çok sık yansımış, zaman zaman halen çıkan, işte aman o kadar da baskı yok canım, biraz gevşedi bu işler gibi bir algı. Tabii Çin bunu tesis etmek için elinden gelen bütün gayreti sarf ediyor. Ve Türkiye bu anlamda akademik dünyayı da dahil edecek şekilde düşünce kuruluşları vesaire bir takım açılımlarda bulunmanın peşinde. Ben öyle algılıyorum yaptığım okumalarda. Bu konulardaki gözlemleriniz de çok önemli hocam. Yani bizdeki şu andaki mevcut yönetim orayı nasıl algılıyor? Çünkü bir ara tansiyon bize de yükseldi. Yani Sincan Uygur Türklerine yapılan mezalim karşısında. Sonra bir anda baktık tempo düştü. Yelkenler indi. Şimdi de pek bir baş edilmiyor. Bu sefer Çin bir yerde karşı hata geçti. Yok nereden çıkartıyorsunuz? Böyle bir baskı yok canım. Ben öyle bir şey yapmıyorum diyor. İşte hadi buyurun gelin görün diyor. Dışişleri Bakanı da gitti. Arkadan gazeteci grubu da gitti. Ve Ankara'daki benim izlenimim zaman zaman buradaki Çin Büyükelçiliğinden bir takım erişim imkanları aranıyor. Yani ne yapabiliriz? İşte düşünce kuruluşlarını araya nasıl bir araya getiririz falan. Yani bu konulardaki gözlemleriniz çok önemli. Mevcut bu konjonktürde. Şimdi tabii Türkiye'deki Çin algısı ve Çin'e olan bakış da, yani tabii burada hani kamuoyunu değil de hükümeti konuşmak lazım ya da karar alıcıları diyelim. O anlamda hani genel olarak zaten Türk dış politikasında bir yol ayrımından bahsedilir ya her zaman. Yani 2013 ya da 2011 hani nereye koyduğunuza bağlı olarak en geç 2016 artık, yani 15 Temmuz'dan sonrası bir şey yol ayrımı. Yani aslında AB üyelik sürecinin atıl kalması vesaire, pek çok farklı ya da Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ile olan bitmeyen gerilim diyelim ve hayal kırıklığı. Bundan önceki süreçle, yani diyelim 2009'da bizim neredeyse soykırım şeklinde yaptığımız çıkış ve o dönemki Uygur sorunu ve dolayısıyla Çin'e bakış ve Uygur sorununa bakış. Bu ikisi de birbiriyle paralel neticede, yani tezat bir denge içinde konuşuldu. Bugün geldiğimiz nokta ve Çin'e bakışımız, dediğim gibi ben bunun esas şeyini, nasıl diyelim, itici unsurunu Amerika ve Avrupa Birliği ile olan şeyden buluyorum. Yani burada artık yapabileceğimiz her şeyi yaptık, buradan bir şey çıkmıyor ya da işte Doğu Akdeniz, işte ne olsa mesela Kıbrıs, şu bu çözülemeyen, halledilemeyen problemler, tabii ki Suriye savaşı ve ona bağlantılı olarak gelişen sorunlar. Neticede Türkiye'nin batıdan o ya da bu nedenle uzaklaşması neticesinde aslında hani Çin'i çok iyi tanıdığı ya da her anlamda değerler sistemi açısından birebir bir örtüşme olduğu için değil, ama bu hayal kırıklığı neticesinde ve Çin'in neticede, yani şunu kabul etmek lazım ki bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gerek rakip gerek yani bir dengeleyici, nasıl nereden bakarsanız bakın onun tezatı artık Rusya değil. Yani Rusya dediğiniz gibi, sizin de daha önce belirttiğiniz gibi küçük ortak. Evet, bizim yanımızda olduğu için biz çok konuşuyoruz ve şu anda Ukrayna krizi devam ettiği için çok gündemde. Ama ekonomik, teknolojik, uzun vadeli bütün paradigmalara baktığınız zaman esas dengeleyici Çin.
ekonomik yatırım vesaire anlamında da, yani bunun pragmatik bir boyutu var. Tabii Çin Türkiye aynı zamanda Çin'den yatırım bekleyen bir ülke. Diğer gelişmekte olan ülkeler gibi. Ama burada bence çok daha önemli, eskiden olmayan, yani yatırım beklentisi her zaman vardı. Ya da yatırım gelse hayır demezdi Türkiye hiçbir zaman. Ama benim gördüğüm 2013, en geç 2016'dan sonra burada jeopolitik anlamda da bir yakınlaşma oldu. Yani bugün mesela Gazze krizine bakalım. Çin ve Türkiye'nin dış politikaları, yani Amerika ile Türkiye'nin dış politikalarından çok çok daha birbirine yakın, paralel ve yani diyalog açısından çok daha, hani nasıl diyelim, elverişli bir şey. Bu tabii konjonktürel bir durum ama bunu aslında bir sürü anlamda biz yaşadık. Yani son 10 yılda baktığınız zaman Çin'in Amerika'ya göre daha ehvenişer bir güç olduğu, en azından tehdit olmadığı, yani kamuoyu yoklamalarına baktığınız zaman Türkiye'de mesela Çin'e aslında böyle muazzam bir ilgi, sevgi vesaire yok. Yani Çin çok popüler, dost, bilinen vesaire bir ülke değil Türkiye'de ama Amerika'ya da NATO ile ilgili bir kamuoyu yoklaması yaptığınız zaman orada çok daha ciddi bir tehdit perspektifinin öne çıktığını görüyorsunuz. Dolayısıyla burada dediğim gibi göreceli bir durum. Yani bu taraf daha kötü, dolayısıyla burası şey. Şimdi Uygur sorunu nasıl giriyor bu işin içine? İş şuna geliyor. Yani biz Çin'le aramızı iyileştirmek istiyoruz. Gerek ekonomik sayıklarla, işte yatırım çekmek için ya da kuşak ve yol yatırımı. Eskiden işte altyapıydı. Şimdi elektrikli araçlar, çok farklı teknolojik şeyler, işte 5G vesaire gibi unsurlar. Ama hani Çin'den hem yatırım çekmek istiyoruz hem de küresel dış politikada Çin'i aslında bir rakip değil, ortak olarak görüyoruz. Yani bir bakalım mesela neler talep ediliyor küresel düzeyde. Hani Türkiye'nin talepleri, yani küresel düzenin demokratikleşmesi ya da daha fazla söz hakkı, pay sahibi olması vesaire. Bütün bunlar aslında Çin tarafından da dile getirilen şeyler. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı. Dolayısıyla burada bu jeopolitik yakınlaşma uğruna burada, ki bu da şu açıdan enteresan, aslında kamplar yüzünden Uygur sorunu 2009 yılında olduğundan, yani bizim gündemde tuttuğumuz döneme göre aslında çok daha can alıcı, can yakıcı vesaire bir sorun olmasına rağmen burada bayrağı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin aldığını gördük. Ve Türkiye burada en fazla hani başka ülkelerle beraber hani imza verdi, bir işte dilekçe olabilir ya da daha böyle üst perdeden değil de daha hani diplomatik ama arka plandan bir takım hamleler yaptı. Dolayısıyla hani Uygur sorununu tamamen göz ardı ediyor ya da yok sayıyor değilse de eskiden olduğundan çok daha farklı bir perspektifle bakıyor ve bunu dediğiniz o gazeteci şeyleri, turları vesaire, şunları bile biz artık okur hale geldik Türkiye'de. Yani bu Uygur meselesi aslında Amerika'nın nifak soktuğu bir şeydir. Yani burada Amerikan parmağı olmasa böyle bir sorun da olmaz. Dolayısıyla biz Amerika'nın şeyine girmeyelim, nasıl diyelim, dümenine girmeyelim. Çinli dostlarımızı şey yapmayalım, yani kırmayalım, ürkütmeyelim gibi. Yani ideolojik milliyetçi çevrelerden geldi bu saf. En milliyetçi çevreler. Evet. Bu işte, yani bunu mesela 2009 yılında böyle bir cümle okuyamazdınız, duyamazdınız hiçbir yerde. Yani çok 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 farklı bir şeye gidiyor iş. Bunları söyleyenler için bir anekdot aktarayım ben. Ben 1983-85 yılında Pakistan'da görev yaptım. İslamabad Büyükelçiliğimizde. O zaman Uygur'da hacca gidecek olanlar izin almak için, yani o hacca gitme izini almak için canları çıkardı. Nereden biliyoruz diyeceksiniz. Çünkü Pakistan'a gelirlerdi. Önce bir orada konaklarlardı. Oradan toplu şekilde giderlerdi. Hatta kimileri Türkiye üzerinden giderdi. Ve o insanları, ben 83-85'ten bahsediyorum, hacca gitmek için bile ne kadar uğraştıklarını ve bir yerde ızdırap çektiklerini ben canlı tanıklık yaptım. Şimdi gelmişler bir takım insanlar Türkiye'de,
bir zamanlar bir şeyler söylerlerken şimdi farklı şeyler söylüyorlar. O baskı hiç bitmedi orada. Ve devam ediyor. Dolayısıyla ortadaki özellikle ihtisas olunan algılara da pek kanmamak lazım. Bir başka hocam, çok süremizi çok sonuna doğru geldik ama şimdi şöyle bir durum var. Evet, bir ekonomik ortak falan olabilir diyoruz ama şimdi genel tabloya baktığımızda bizim Çin'le ilişkilerimizde bizim ekonominin aleyhine işleyen bir döngü var. Yani çok açık veriyoruz. Buna mukabil Avrupa ekonomileriyle olan duruma baktığımızda tam tersi bir durum söz konusu. Şimdi bazı şeyleri söylerken bunun ekonomik ticari tabanını iyi düşünmek lazım. Yani romantik düşünemeyiz burada. Yani 7 rakamlar değil, 2023'ün belki rakamları ama işte 35,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olmuş. Bunun 500 milyon doları bizim, 35 milyarı Çin'e ait. Bir asimetri var ortada ve bunu bizim iyi takdir etmemiz lazım. Yani jeopolitik bir takım ortaklıklar uğruna ekonomiyi ve ticareti zora sokacak bir ilişki bütününe girmek ne kadar acaba rantabl olur? Bunu düşünmemiz lazım bizim. Bu konudaki gözlemlerinizi de isterseniz paylaşır mısınız? Bir de belki yani bununla birlikte programı da sonlandırmak için biraz önce jeopolitik boyutu göz önünde bulundurarak Fatih'in de atıfta bulunduğu gibi hani küresel düzenin demokratikleşmesi için Çin'le işbirliği faslından söz ettik. Ki bu anlaşılabilir teokuramsal anlamda kabul edilebilir bir şey. Ancak şimdi iki tane çok otoriter hatta totaliter ülke var. Çin ve Rusya ve bunlar küresel düzenin demokratikleşmesinden bahsediyorlar. Bu bana bir çelişki gibi gözüküyor. İkinci çelişki Birleşmiş Milletler içindeki reform çalışmalarına ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üye sayısının arttırılmasına yönelik tekliflere yani Birleşmiş Milletler'in demokratikleştirilmesine en ısrarlı şekilde karşı çıkan iki ülkede Rusya ve Çin. Burada hani uluslararası düzenin demokratikleşmesi anlamında ikinci bir çelişkili durum ortaya çıkıyor. Fatih'in biraz önce söyledikleriyle birlikte bunu değerlendirebilirseniz ve öyle sonlandırabilirsek programı çok sevineceğiz. O konuda haklısınız. Yani bir de şeylerden bahsetme tabii imkanımız olmadı. Yani Rusya ve Çin'in daha önce aldığı yani pratik anlamda da yaptığı dış politika hamleleri hani tek tek olaylara bakabiliriz mesela. Yani bir Kosova meselesine tabii, gidelim. Mesela tabii. Ya da bir Balkanlar, işte Bosna Hersek, Suriye Savaşı. Mesela Suriye'deki insani müdahalelerin tamamını Rusya ve Çin şey yaptı. Tabii. Ve Türkiye tabii. Mesela buna taraftı vesaire. Yani tek tek aslında baktığınız zaman pek çok ayrışma var. Yani şunu diyemeyiz yani Türkiye, Rusya dediğim gibi bunlar hep bence konjonktürel ve tabii. Şeyle yani Amerika ve Avrupa Birliği ile tabii orada da farklı dinamikler var. Yani popülizm, ırkçılık, xenofobi vesaire hep yükselişte son yıllarda. İşte tabii, bir göç falan filan biraz tabii onların da etkili olduğu ayrıca iç politika dinamikleri var tabii Türkiye'nin onlar da etkili oluyor. Dediğim gibi yani batıdan bunlar hep aslında yani karar alıcıların nereye baktığıyla ilişkili. Dediğim gibi Trump'tan önce de mesela ticaret açığı vardı ama Trump geldi bir anda onu farklı bir noktaya şey yaptı. Yarın öbür gün başka bir hükümet mesela Rusya ve Çin'le çok farklı öncelikler ön plana alabilir ve dost bir anlamda rakip olur veya farklı bir bakış açısı gelişebilir. Bunlar hep dediğim gibi yani bunlar nihai şeyler değil, perspektifinize bağlı. Bu biraz Türkiye'nin kısmen mecbur da kaldığı dediğim gibi yani özellikle darbe girişimi sonrasında
işte Batı'dan arzu edilen desteğin gelmemesi, o sırada mesela Rusya ve Çin'in hemen o desteği vermesi vesaire. Yani böyle duygusal bir ivme de var işin içinde. Şeye ekonomik anlamda tamamen katılıyorum Fatih Bey'e. Ben şimdi şöyle, yeniden Asya inisiyatifi de var biliyorsunuz, son 4 yıldır gündemde. Şimdi onların da rakamlarını takip ettiğim zaman yukarıda mesela hükümet dış politika çevreleri vesaire bahsettiği zaman, diyelim bir Endonezya'yla ya da Çin'le ya da herhangi bir Asya ülkesiyle ticaret rakamlarından bahsettikleri zaman hep mesela bir takım hedefler yahut mevcut ticaret hacminden bahsediyorlar. İşte ticaret hacmi mesela şu kadar arttı. Güzel arttı da artan şey bizim açığımız. Esas artan şey ithalat. Yani biz Endonezya'dan daha fazla mal alıyoruz ya da Çin'den vesaire. Dolayısıyla yani bu hedef hani nasıl bir bu da mesela Çin'den aldığımız şeyler bizim mesela doğal gaz diyelim, belki hani mecbursunuz onu Rusya'dan almaya ya da hani en azından çok daha kısıtlı bir hani pazarı olan bir şey ve enerji tabii çok daha kritik bir şey, ama mesela şimdi bu şimdi benim anladığım kadarıyla dış ticaret açığı çok uzun yıllar, dediğim gibi yani 2009-2010'lu yıllarda bu dış ticaret açığı çok büyük bir sorundu. Ve her Çin-Türk diplomatik zirvesi olduğu zaman gündeme gelirdi. İşte Çinliler de biz sizden ne alalım o zaman gibi böyle bir bunun istişaresi olurdu. Bir noktadan sonra Türkiye'deki hükümet bu ticaret açığının hiçbir şekilde kapatılamayacağını, yani en azından tamamen ya da yaklaşık olarak hiçbir zaman kapanmayacağını, dolayısıyla bunun yerine yatırım çekmenin, turist çekmenin, işte öğrenci çekmenin, mesela Çin'den çok daha hani yapılabilecek en iyi şey bu noktasına geldi. Benim gördüğüm, yani yazılan çizilenden onu anlıyorum. Ve bu ticaret açığı yani gerçekten çok muazzam ve cari açık üzerinde de anladığım kadarıyla bayağı hani baskı yaratan bir şey Türkiye'de. Ve işte elektrikli araçlar mesela, yani bugün Çin'in ileri teknoloji alanında yaptığı atılımlara, özellikle yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar noktasında, yani dünya pazarlarını domine edecek yepyeni bir şeyden bahsediyoruz. Tek bir şirket de değil. Yani onlarca farklı şirket, ama hani Çin bu alanları büyük büyük ölçüde domine edecek. Yani şu anda Amerika'daki, Avrupa'daki en büyük kaygı bu. Dolayısıyla bu ticaret açığı önümüzdeki yıllarda sadece daha fazla açılabilir. Yani bunun aksi istikametli bir şey olması beklenemez. Ancak dediğim gibi benim gördüğüm, mesela Amerika, Kanada işte geçtiğimiz günlerde %100 işte şey getirdi, gümrük. Ama benim gördüğüm kadarıyla mesela Çin yatırımları buraya çekilsin diye o gümrük bizim için şey, yani aslında nihai bir önlem değil de hani Çinli yatırımcıları buraya çekmek için elektrikli araçlar vesaire, ki bunun işte tabii teşvik edici bir şey. Dolayısıyla biz yani gümrükle aslında kendi piyasamızı kapatmayı, duvarları yükseltmeyi düşünmüyoruz gibi anlıyorum. O ticaret açığı büyük büyük oranda ve çok muhtemel artmaya devam edecek. Bilemiyorum. Elektrikli otomobillerle ilgili bu örnek yaşandı. Çok küçük bir yatırım, 1 milyar dolarlık bir yatırım. Bize basından yansıyan bilgiler doğruysa. Bu da Avrupa Birliği'nin Çin elektrikli arabalarına, otomobillerine getirdiği sınırlamalar, kısıtlamalar, vergi arttırımları sonucunda gerçekleşti. Ama sonuçta yani küresel düzenin de demokratikleşmesi konusunda ne Rusya'nın ne Çin'in güvenilir, inanılır bir vizyon, uzun vadeli bir vizyon ortaya koyamadıkları da herhalde varacağımız sonucun bir parçası olacak. Evet, yani ben şey diyorum hep, şimdi bir şeye karşı olmak aslında çok basit ve çok farklı kesimleri bir anda bir araya getirebilecek bir şey. Evet. Yani karşı olmak, çünkü karşıysanız işte sağ, sol, muhafazakar, milliyetçi, bir anda onu toplayabilirsiniz. Özellikle Amerikan karşıtlığı böyle bir şeydir. Evet. Ama
başta dediğim gibi yani Amerika'nın hiç olmadığı ya da böyle bir düzenin olmadığı bir dünyada alternatif siz olsanız ne kurardınız? Yani bunun yerine ne getirirdiniz dendiği zaman özellikle de tabii hani dış politikadan ziyade iç politikaya bakmak lazım burada. Yani Rusya'nın ya da Çin'in neticede yani demokrasiye inanan herhangi bir insan için çok fazla tavsiye edebileceği ya da özendirebileceği çok yani şey bir model yok gibi geliyor bana da. Dolayısıyla küresel zaten bir tanesi şu anda işgalci durumda yani Birleşmiş Milletler'de kayıtlı olan bir ülkeyi yani işgal etmiş noktada. O yüzden ben de size katılıyorum yani o anlamda çok ilham alınacak iki ülke değil. Çok teşekkürler. Fatih son sözü sana bırakalım uygun görürsen. Ben hakikaten çok faydalandım. Çağdaş hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, valla ben doyamadım bu sohbete ama zamanı da açtık. Belki bir başka programda bugün ele alamadığımız, değerlendiremediğimiz diğer konuları hakkında görüş teyatı yapmak üzere Çağdaş hocayı belki bir programa daha davet etmek icap eder diye düşünüyorum. Bize fevkalade o derin bilgileriyle geldi ve bunları paylaştı. Sadece bize değil tabiatıyla seyirciler de paylaşmış olacak. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Gösterdiği nezaket için görüşlerini bu denli geniş bir yelpazede paylaştığı için. Bir kez daha bir araya gelmek dileğiyle Çağdaş hocamıza Allah'a ısmarladık diyelim. Sayın seyircilerimize de saygıyla selamlayalım. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.